Evet. Canlarım benim. Görüyorsunuz kolumun altında koltuk değneği gibi geziyor. Evet canlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Bir videoyla daha karşınıza geçmiş bulunmaktayız canlarım benim. İnşallah beğendiniz. Güzel bir fal olur diyorum. Bugün yay burcunu özel tarot falımızı açıyorum. Lütfen sonuna kadar dinleyin. Çünkü farklı farklı kartlarla bakım yapıyorum. O yüzden mutlaka sonuna kadar dinleyin diyorum canlarım. Evet. İnşallah güzel bir fal olur. Canlarım. Ay. Gut. Ne sürüyor? Bak onunla ilgilenmişim, nasıl sürüyor? Beni görün bak. Öyle. Manyak kedi. Kuzuma benim. Deli yürek. Evimizin dilsiz bir insanı. Gerçekten o kadar tatlı ki. O kadar. Bilemezsiniz ya. Evet canlarım. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonunu lütfen basmayı unutmayalım diyorum. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılım için direkt Ege'de anne kızın yaşantısı Instagram adresimizden direkt bize ulaşabilirsiniz diyorum. Canlarım benim. Bugün yay burcunun özel tarot falımızı açalım. Yay. Oğlum bak beni sıkıştırıyor. Beni sıkıştırıyor burada. Vallahi kötü bir şey çıktı. Dikkat edin. Amanin. Amanin. Of. Bunu benim aşağılarım. Evet, yay burcuna özel tarot falımızı açmaya başlayalım. Of bak. Oo. Oo. Yaylar ne yaptınız siz böyle? Tövbe yarabbim. Yay. Yaylar çok önemli şeyler çıktı. Lütfen sonuna kadar dinleyin diyorum. Gerçekten dinleyin yani. Önemli. Keşke bu kartların bazıları çıkmayaydı ama çıktı. Yapacak bir şey yok. Yay burçları. Önemli konular var. Dikkatle dinleyin. İhanete uğramış olabilirsiniz. Hainliğe uğramış olabilirsiniz. İftiraya uğramış olabilirsiniz. Lütfen dikkatli olun. Zaten bunlara uğramışsınız. Özellikle nefret ettiğiniz kişilerden ihanet, hainlik, işte sırtınızdan bıçaklanmak, ondan sonra yüzüstü bırakılmak uğramışsınız. Lütfen dikkatli olsaymışsınız. Keşke ama olamamışsınız. Yapacak bir şey yok. Bunlara uğradığınız için gerçekten yaz, kayıp, üzüntü, hayal kırıklığı, ayrılık, depresyon, içe kapanıklık, karalar bağlamak her şey var. Bunları zaten şu anda yaşıyorsunuz. Fakat gerçekten o kadar çok yüklü miktarda bir paranın gelişi var ki, bolluğun, bereketin gelişi var ki, talih kuşunun gelişi var ki, gerçekten rahata ermek, ferahlamak, rahatlamak her şey var. Fakat etrafınızda sümüklü baca gibi dolaşan insanlar da var. Lütfen bunlara dikkat edin. Çünkü sizin paranız için dolaşacak insanlar bunlar. Belki de şu anda paranız var ve de bunlar içinde dolaşıyor olabilir. Fakat bu paranın gelişi var. Çünkü o bu para gelecek, öyle bir kader çarkınız dönecek. Öyle bir böyle dönüm noktasındasınız. Fırsatlar sizin için gelecek ayağınıza kadar, şanslısınız. Çok büyük bir fırsat. Gerçekten kaderinizi değiştirecek bir para bu. Dikkat edin. Fakat bu para geldikten sonra etrafınızdaki insanlara dikkat etmez iseniz, davranışlarına dikkat etmez iseniz ve de herkese param gitti, pulum gitti, vırtım geldi, zırtım gitti derseniz gerçekten uykusuz geceleriniz var. Lütfen dikkatli olun. Kimseye paranızdan, pulunuzdan bahsetmeyin. Gerçekten uykusuz geceler var, sıkıntılar var. Canlarım o kadar disiplinli insanlarsınız ki yay burçları gerçekten disiplin var. Fakat etrafınızdaki insanları bu disiplin sıkıyor. Kimseyi yönetmeye çalışma. Kimseyi değiştirmeye çalışma. İnsanın belli bir yaşı kadar zaten karakteri oturmuştur. Karakteri bozuksa zaten onu değiştiremezsin. Mümkün değil. Anladın mı? O yüzden kimseyi değiştirme. Olduğu gibi kabul ediyorsan etmiyorsan hadi canım kapı orada gitti. Ben seni böyle çekememdi. Ben seni böyle kabul edememdi. Benim içim almaz seni de gönder gitsin. Yapacak bir şey yok. Kendinden ödün vermektense
karşıdaki senin için ödün versin. Niye? Sen değerli değil misin? O değerli de sen değil misin? Anladın mı? Canlarım, bir işe girmek var. Fakat hangi yönü seçeceğinizi bilemiyorsunuz. Yani ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Girsem mi girmesem mi, yapsam mı yapmasam mı, orası mı burası mı, vırttırı zırttırı derken işi kaçırıyorsunuz. Fakat iş gerçekten kazançlı ve fırsatlı bir iş olacak. Lütfen değerlendirin. Canlarım, büyük bir sır var. Bu sır ortaya çıkabilir. Lütfen bu sır ortaya çıktığında lütfen size tekrar lütfen diyorum ama sakin olmaya ihtiyacınız var. Çünkü sakinlikle karşıla. Birisi sana A diyorsa sen C anlıyorsun. O kadar zıtsın insanlarla. Yani insanlarla artık Fatma ne iletişim kurmak istiyorum ne dinlemek istiyorum. Ben söylüyorum lafımı kenara çekilip izliyorum diyorsun. Böyle yapma. Biraz uyumlu olabilirsin, ılımlı olabilirsin canım benim. Gerçekten güçlü karakterlersiniz. Hedefe ulaşmak için yapamayacağınız şeyler yok. Fakat bazen gerçekten kendinizi kandırmak, hayal dünyasında yaşamak, büyük beklentiler içerisine girmek var sizde. Bu yüzden bu kadar çok olmayacak şeyler kurduğunuz için kafanızda güç kaybediyorsunuz, olmayınca güç kaybediyorsunuz, iradesizlik yapıyorsunuz, kin, öfke, nefret, kötü niyet beslemek. Anlatabiliyor muyum? Kafanızın karışması, her şey var. Maalesef ki bu da neden bir sonuca varamamak, o kurduğunuz hayallerin yerine gelmemesi gibi nedenlerden dolayı gerçekten çok büyük hayal kırıklığı var. Bu da kin, öfkeye, ihanete, nefrete, her şeye dönüşüyor. Bunu yapmayın. Dediğim gibi çok güçlü karakterlersiniz. Bolluk, bereket sizden yana olacak. Fakat birazcık kendinize güvenmeniz, inanmanız gerekiyor. Çünkü artık kendinizde inançsızlık başlamış. Bunu yapmayın. Fatma, ben bir sıkıntımı sarıyorum, bir sıkıntı çıkıyor. Bir sıkıntımı sarıyorum, bir sıkıntı çıkıyor. Ben bile anlamıyorum nasıl geldiğini bu sıkıntıların diyorsun. Ama yapacak bir şey yok. İnsanın olduğu yerde dert tasa bitmezmiş. O yüzden ya başa çıkmayı öğreneceksin ya da sen düşeceksin, gelip sana bir tekme de başkası vuracak. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten düştüğünüz anda en yakınınız bile bir tekme vurmak için koşarak gelir, koşarak. Anladınız mı? O yüzden düşmeyeceksiniz, kalkacaksınız, ayakta durmayı bileceksiniz. Geçmişte yaşıyorsunuz yay burçları. Yani geçmişe bir özlem, geçmişte düşündüğünüz insanlar, geçmişte yaşadığınız olayları düşünmek var. Bu da sizi gerçekten sinirlendiriyor artık. Kafanız karışık. Yani ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Fatma, affetsem içim almıyor. Affetmesem sırtımda yük. Ne yapacağım bilmiyorum diyorsun. Ama yapacak bir şey yok. Affedemiyorsan Allah'ım bunun yükünü benim sırtımdan al, ben sana havale ediyorum diyeceksin. Değil mi anne? Tabii ki. Yay burçları. Gerçekten yay burçları. Rahatlamak, feraha ermek gerçekten istiyorsunuz. Konforunuz yerinde olsun, keyfiniz yerinde olsun istiyorsunuz. Ama kötü olaylardan kurtulmak istiyorsunuz. Ama peş peşe geliyor. Ne yapacağım? İstemiyor aslında. Üst üstüne kötü olay yaşamaya çalışıyor. Başka yolu yok. Evet. Yay burcunun hanımıdım böyle yani, bilmiyorum. Evet. Kadını biraz daha, aman erkeği biraz daha şeyli ama kadını gerçekten üst üstüne olay yaşamak zorundaymış gibi hissediyor kendini. Yani üst üstüne olumsuzluklar üstüne koşuyor, bunu biliyorum ben. Yani kader ayrıdır, seçim ayrıdır. Tabii. Kaderle seçimi lütfen karıştırmayın. Benim kaderimdi, ben bunu yaşadım değil. İnsan kötüyü seçiyorsa onu kaderim değil. Kendi seçiyor. Elinde bir fırsat var. Onu istesen seçmeyebilirsin. Hayatından çıkarabilirsin, uzaklaştırabilirsin. Değil mi? Tabii. Ama yapmıyorsan bu senin kaderin değildir, seçimdir. Bunu karıştırma. Arada çok incecik bir çizgi vardır. Canlarım, aşırı bir hırs var yay burçları içinizde. Gerçekten bu hırs ya size zarar verecek ya da siz bu hırsla birisine zarar vereceksiniz. Lütfen sabırlı olun, sakin olun. Çünkü bu hırsınızdan dolayı her şeyi ve herkesi harcayacak duruma gelmişsiniz. Veyahut da hırsınız yüzünden sizi harcayacaklar. O yüzden dikkatli olun diyorum. Anne, şarjıma takmam lazım. Şunu o tarafa sen geçir, koy ben bakayım. Canlarım. Tamam. Ama bir dışarı takabilir, çek mi? Çek. Canlarım, şimdi
kalbinizde karar vermeniz gereken yerlerde zihninizi kullanıyorsunuz. Okey, zihninizi kullanın. Fakat fazla zihninizi kullanarak bir saniye hemen şunu takmak istiyorum. Tak, geç. Dur anne. Bir saniye canlarım. Hemen şunu da takıverin. Ben tutarım. Oluyor mu? Evet, oluyor. Oğlum. Bak seni sıkıştırmayacağım derken de kalkamadım. Görüyor musun? Canlarım. Hayvan cinleyeceğim şimdi. Evet, yok benim o tombul bebeğim. Yat. Canlarım, dediğim gibi fazlaca kalbinizi dinliyorsunuz. Yay boşları. Fakat kalbinizi dinlerken zihninizi bırakmayın. Çünkü zihniniz aslında size yol gösterir. Karmasını yapabilirsiniz. Gerçekten yolunuz açık. Gerçekten şefkatli bir insansınız. Ev insanı ya, ev insansınız. Yani beni izleyen kadın da olabilir, erkek de olabilir. Olduğu için ev erkeğisiniz, ev kadınısınız. Bunu söyleyebilirim. Erkekler eviyle ilgileniyor, kadınlar eviyle ilgileniyor. Anlatabildim mi? Canlarım, bir hususta sizden açıklama istenecek. Eğer bu açıklama istendiğinde bu hususu siz biliyorsunuz. Mahkeme günü olur veyahut da başka bir şey olur. Bir şeyler ortaya çıkar, onun açıklaması istenir gibi. Anlatabiliyor muyum? Böyle. Bu açıklamalar istendiğinizde arzularınızı ve isteklerinizi açıkça söyleyin. Düşüncelerinizi söyleyin. Lütfen çekinmeyin diyorum. Yay. Etrafınızda sizi baykuş gibi gözetleyen insanlar var. Çok dikkatli olun. Anam. Bu ne bu? Fırı fırı. Tarotto. Ay. 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 Anam. Yay burçları anam. Eyvahlarım olsun. Vahlarım olsun. Çok dikkatli dinleyin. Yay burçları. Hayatınızdaki insan, kadın ya da erkek izleyenlere göre değişir. Hayatınızdaki insan size karşı sadık, ilgili, duygusal, haklı, adaletli, samimi, aile kurmak isteyen gibi davranan bir insan. Fakat bu insan gerçekten size ruhsal bir çöküntü veriyor. Fatma, şizofren gibi bir şey. Bir oluyor gülüyor, bir oluyor sinir ediyor. Bir oluyor beni çok istiyor, bir oluyor beni çok istemiyor. Yani ben bile anlamıyorum, ben onun hayatında neredeyim? Neresine koymuş beni hayatının? Beni ne kadar istiyor? Anlamıyorum diyorsun. Ruhsal çöküntü ve gözyaşı veriyor. Hayatındaki kişinde bir bağımlılık var. İçki, sigara, kumar çok takıntılıdır, çok kıskançtır. Sadece vurarak, kırarak şiddet uygulanmaz. Psikolojik şiddet diye bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Bunu da uygulayabilir. Böyle bir bağımlılık, takıntılık var. Dikkatli olun. Zaten size kötü ve üzücü olaylar yaşatmış, sizin enerjinizi aşağıya çekmiş, boşlukta gibi hissettiriyor zaten size. Ama sen diyorsun ki hala Fatma ben emek harcadım ona, çok eziyet çektim. O yüzden bırakmak istemiyorum ve de seviyorum. Fakat o adam seni kendine bile inancını kırmış. Artık hiçbir şeye inancın kalmamış. Kendine inancın da dahil buna bir inançsızlık başlamış. Ama sen diyorsun ki dayan, verdiğin kararla doğru yoldasın. Gerçekten mutluluk olacak, sonunda güzel olacak diyorsun. Fakat öyle bir yanlışı yapıyorsun ki bile bile o yanlışı yapacaksın, yapıyorsun da ve diyeceksin ki keşke yerin dibine girseydim de böyle olmasaydı ve de çok utanç yaşayacağım bir olay yaşayacaksın. Bak yerin dibine girsen çıksan daha iyi. Anlatabildim mi? Zaten bu kişinin hayatında başka bir kişi daha olabilir. Kendini acındıran, çocuk yapmayı arzulayan ve evlenmeyi arzulayan bir insan olabilir. Ve de bu kadından korkmalısın veya bu erkekten korkmalısın. Çok dikkatli olmalısın. Fakat sen karşı partnerin, sevgilin, eşin, dostun, sözün, nişanlın kimse bu. Seviyorsun. Hem de gerçekten büyük bir aşk, gerçekten sevgi besliyorsun içinde. Fakat karşı kişide bu yok. Sana açık açık söylüyorum. Karşıdaki partnerin seni sevmiyor. Seninle düşüncesi sadece ve sadece yatak ilişkisi, cinsellik, başka hiçbir şey değil. Sadece yatağa girmek istiyor, o kadar. Canlarım benim, zaten karşı partnerin çok zeki.
değişikliği seven, yani bu ne demek? Aşık olmayı seven, ondan ona, ondan ona konmayı seven, çabuk sıkılan, çabuk vazgeçebilen, çabuk bırakıp gidebilen bir insan. Lütfen dikkat et. Bu kişiyle bir cinsellik yaşarsan lütfen gizli tut. Çünkü başın belaya girecek diyorum. Gerçekten sadece ve sadece cinsellik için hayatında. Sadece bu. Yapacak bir şey yok. Yani sen bunu hissediyorsun zaten fakat seviyorsun. Konduramıyorsun. Veyahut da söylemek istemiyorsun, duymak istemiyorsun. Bu her şey olabilir. Yapma bunu. Kendine yapma ya. Yazık değil mi sana? Yay. Yeah. Ya bak. Bak. Evet canlarım. Yay burçları. Aslında istediğiniz samimiyet ve içtenlik. İşten gelen sıcak tavırlar olsun Fatma. Değer versin bana. Hoş sohbet, muhabbet edelim istiyorsun. Fakat senle sadece yatak düşünüyor. Sen onu ama o kadar çok araştırma ihtiyacı duyuyorsun ki içinde. Sosyal ağlardan kontrol etmek, sürekli haber almaya çalışmak, ortak kişilerden bilgi toplamaya çalışmak var sende. Yapma bunu ya. Sana zarar verip kaldıramıyorsun çünkü, anladın mı? Adamın bu tavırlarını sen kaldıramıyorsun. Bitti. O kadar çok yalnızlık senfonisi artık öyle hissediyorsun ki tek kalmak, yalnız hissetmek, yalnızlık içinde derin düşünmeye, kimsesiz ve bir başına kalmak istiyorsun. Aslında istediğin mutlu bir, sadece mutlu bir yuva. Sadece bu. Ya bir kadın, bakın buradan erkeklere sözleniyorum. Bir kadın ne ister? Sadece sevilmek ister. Sevildiği yerde guru soğan ekmek de yer. Öyle bir şey insanlar, bu kadınlar. Yani gözü yükseklerde değil, anladın mı? Gerçekten sevildiğini bildiği yerde kadın o erkek için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Tabii. Gerçekten sevildiğini hissetsin sadece. Yeterli onun için. Ha, bazı kadınlarımız paraya, her insan gibi paraya ve lükse önem veriyoruz. Okey. Ama bir kadın gerçekten sevildiğini hissederse yemin ederim paspas olur. Yarım talim eder. Paspas olur, paspas. Sadece sevilmek istiyor ya bu kadınlar. Sadece sevilmek. Anlatabildim mi? Bak, kadının düşüncesi veya adamın düşüncesi sadece mutlu bir yuva, aile bireyleriyle mutlu bir hayat sürmek istiyor. Fakat yok. Yay burçları, özgürlüğüne çok düşkünsün. Daraldığın anda kaçıyorsun. Kısıtlanmaya gelemiyorsun. Okey, ama fazla da rahatlık iyi değildir. Ya özellikle aile kurmak aklındaysa, bir yuva kurmak aklındaysa, kusura bakma. Sen gece istediğin saatte dışarı çıkamazsın. Bazı şeyleri bitirmen gerekir artık. Evet. Evliliğine göre yorum yapman lazım. Bazı konularda ödün vereceksin kendine. Fatma, ben kendimden ödün veremem ama çok seviyorum. O zaman o ilişkinin bitmesine göz yumuyorsun. Çok da kendinden ödün ver demiyorum. Ama normal. Ama olması gereken gibi davranman lazım. Bir evli insan nasılsa öyle. Mesela kocanla git kardeşim. Eşinle gideceksin. Tabii, ama arkadaşlarınla gidemezsin yani. Gecenin bir vakti bilmem nereye. Karınla gidersin, kocanla gidersin. Git karınla git, eşinle git, çocuğunla git. Canlarım benim. Her andan artık bilinçli olarak zevk almaya bakın. Artık kendinizde bitirmişsiniz. Diyorum ya, hani kenara çekip sadece izlemek var. Fatma, artık yoruldum. Anladın mı? Yoruldum. Bak, yoruldum kelimesi bir insan için çok kötü bir kelime. Evet. Bak, yemin ederim çok kötü. O kelime kötü. Bazı zamanlarda kullanılıyor. Artık yoruldum. Ya bak, o sana yoruldum aslında bir kelime ya. Ama onun içindeki o hissiyatı gerçekten inanın ki bilemezsiniz. O sana yoruldum diyorsa o kadının veya adamın içinde bir şeyler bitiyordur, çöküyordur. Yalıyordur. Anlatabiliyor muyum? Bitiyordur. Ya yoruldum kelimesi o kadar kötü bir kelime ki aslında. Benim için çok kötü bir kelime. Evet. Yoruldum. Değil mi? Bıktım. Evet. Yani yorgun insanlarsınız, anlıyorum. Canlarım.
Hayatınızdaki partnerinizle, cinsel hayatınızda bir sıkıntı var. Ya bir sizde isteksizlik var, ya karşı tarafta isteksizlik var. Ya karşı tarafta çok isteklilik var, ya da sizde çok isteklilik var, karşı tarafta yok. Ama bir denge yok arada. Anlatabiliyor muyum? Bu konuda insanlar yapacak bir şey yok yani. Evliliğin veya bir ilişkinin cinsellik olmazsa olmaz. Değil mi? Yok öyle bir dünya. Biz hiçbir şey yapmadan oturuyoruz Fatma, geziyoruz, dolaşıyoruz diyen yok. Bana külahımı göndereyim anlatayım oraya. Tamam mı canlarım? Yapacak bir şey yok. Bu konuda bir doktora gidebilirsiniz. Tamam mı? Bir psikoloji, bir psikoloğa danışmaya gidebilirsiniz. Canım benim. Bak Berdan bile kendini elle ettirmeye seviyor. Böyle sevdirmeyi seviyor. Değil mi? De canım benim, aşkım benim. Hem de nasıl sevindiriyor. Güzelim benim, güzelim. Evet canlarım. Bugün Yay burcunun özel tarot falımızı açtık. İnşallah güzel, beğendiğiniz bir fal olur. Fakat gerçekten iyi şeyler de çıktı. Gerçekten çok kötü şeyler de çıktı. Dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Bu dikkatinizi lütfen etrafınıza karşı dikkatlice evet. verin. Dikkatinizi verin. Ve etrafınızdaki insanlara güvenmeyin diyemeyeceğim. Bu size kalmış ama ben etrafımdaki insanlara güvenmiyorum kardeşim. Bu kadar. Çünkü bazısı diyor ki Fatma sen insanların güvenmeyin diyorsun, evlenme diyorsun, sevme diyorsun. Güvenin, güvenmen demiyoruz ama ha. güvenmediğini belli etme, güveniyormuş gibi. Güvenmediğin insana da güvendiğini göster. Ha. Ama sen yine tedbiri elden bırakma diyoruz. Başka ya, bir şey demiyoruz. Şu, sadece şunu diyorum, şimdiye kadar güvendik de ne oldu? Anlatabiliyor muyum? Bu sorunun cevabını lütfen yorumlar karşısında yazın. Senin çok güvendiğini fark ettiği anda sırtından vuruyorlar. Hayır. Yorumlar kısmında yazın. Şimdiye kadar güvendiniz, sonuç ne? Bana onu yazar mısınız? Heh. Sonuç ne? Bir yazın gerçekten bak. Sonucu ben size söyleyeyim mi? Tekrar tekrar sırtınızdan i̇hanet. Bıçaklanmak. İhanet. Hainlik. Anlatabiliyor muyum? Tekrar tekrar. Tekrar tekrar. İnanmak, güvenmek sizin kalmış. İster şey inan, ister güven. Güvenmen dediğiniz, diyen kişi. İnan bana, çok güvendiğin insandan hangi ihaneti gördün bir yaz bana. Olur mu? Heh. Ne olursun yaz. Yani. Çok güvendim de ne oldu? Ne diyelim şimdi biz size falda çıkanı söylüyor. Açılımda çıkanı söylüyorum. Güvencen. Demek ki burada ha. bir şeyler çıkıyor ki. Güvenme ona göre söylüyorum. Durup da ben sana karşındaki kişi asla güvenme sakın ha demiyorum. Burada ne çıkıyor? Ona ithafen söylüyorum. Tabii. Kimseye ben burada kör kütük güvenim. Aa şak şak çaktık yapamam. Neyse onu söylemek zorundayım. Demek ki karşındaki kişi kötü bir insan ki o yüzden güvenme diyorum. Demek ki karşındaki kişide bir sıkıntı var ki o yüzden evliliği biraz dur bir beklemeye al diyorum. Beklemeye al diyorum. Yani. Anladınız mı? O yüzden ben burada bir şey görmesem demem size dur, çüş, vır, zırt demem. Anlatabildim mi? Bana ne yani? O sıkıntıyı, o hançeri yiyecek olan sensin. Ben değilim. Anlatabildim mi? Yani. O yüzden dikkatli olmakta her zaman fayda vardır. Okey, bu dünyaya hep dikkatli olmaya mı geldik Fatma? Hep böyle düşünmeye mi geldik? Hiç kimseye kör kötü böyle sırtımızı yaslayamayacağız mı dersen Allah'a, yaslayamayacağım. Allah'a dayayacaksın. Yaslayamayacağım. Ben devirim. Öyle bir insan bulursan hiç kaçırma evlen ne diyelim. Yani. Varsa öyle bir insan bana gönder. Ben daha bulamadım çünkü öyle bir insan. Anlatabildim mi? O yüzden canlarım. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Lütfen sabırlı olun, sakin olun. Siz zaten hissedersiniz güvenip güvenmeyeceğinizi. Sadece aklındaki soru işareti bakar güven. Anlatabiliyor muyum? Aklındaki soru işareti bakar güven. Soru işareti varsa güvenmezsin. Soru işareti yoksa güvenirsin. Bu kadar basit. Valla yeri geliyor da soru işareti olsa da güvenin kırılıyor, olmasa da güvenin kırılıyor. Evet yapacak bir şey yok. O güven kırıldığı zaman da bir daha da tam olarak geri gelmiyor canım. Gelmiyor yani. Ne diyelim yani? Ha güveniyorsun ama tam olarak güvenemiyorsun en sonunda. Evet. İnsan canlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün Yay burcunun özel tarot falına baktık. İnşallah güzel beğendiğiniz bir fal olur diyorum. Hı-hı. İnşallah bütün sıkıntılarınız tez zamanda bitsin bizimki gibi diyorum. Bizim de bitsin inşallah diyorum. İnşallah. Hayırlı hayalleriniz gerçekleşsin. Sizin için hayırsızsa gerçekleşmesin diyorum. Yani hayırsızsa gerçekten olmasın. Bu evet. kadar diyorum.
Kendinize iyi bakın diyorum. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretli. Özel açılım yaptırmak isteyenler direkt Ege'de anne kızın yaşantısı Instagram adresimizden direkt ulaşabilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum ve söz anneme bırakıyorum. Bunlar üstüne diyecek pek bir şey bulamadım. Ben canlarım. Siz gene kendinize iyi bakın. Kendinize güven. Önce Allah'a güvenin. Ondan sonra kendinize güvenin. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Bizler sizleri seviyoruz. Siz de kendinizi sevin. Kapatıyoruz.